Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mülk Suresi, diğer adıyla Tebareke Suresinin 5-17. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحِ Andolsun ki dünya semayı, yakın semayı biz lambalarla süsledik. Yıldızlar lambasıyla süsledik. Ve cealnâhe rucûmen lişşeyâtîn ve onları şeytanlara rejim vasıtaları kıldık. Ve e'tedinâ lehum ve o şeytanlar için hazırladık. Ateb-es sa'ir yanıcı, tutuşturucu bir ateşi onlar için hazırladık. Değerli izleyenlerim, gerek bu, gerekse Hicr suresinde, Saffat suresinde onların başlarında nazara verilen bu şekilde şahaplarla gökyüzünde bir taşlamanın olması acaba neyi anlatıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıldız kayması dediğimiz olayların, işte ruhani varlıkların, cinler gibi ruhani varlıkların sema alemine çıkmak istemesi ve oradan haber hırsızlayıp tekrar dünyaya dönmek istemelerine mukabil melekler tarafından taşlanmaları şeklinde bize anlatıyor. Alemde mübareze kanunu var. Nasıl ki insanın kalbinde iyilik ve kötülük meleği mücadele halinde, yeryüzünde insanlar iyiler kötüler halinde birbiriyle mücadele halinde, gece gündüz birbirinden farklı adeta birbiriyle mücadele halinde, ışığın ve karanlığın birbiriyle mücadelesi var. Onun gibi art niyetli bir takım habis ruhların tamamen iyilik düşünen, melek gibi tayyip olan, temiz olan ruhlarla alemde bir mübarezesi, mücadelesi söz konusu. İşte onlar yukarı aleme, yani şeytanlar yukarı aleme yükselmek istediklerinde yukarı alemin sakinleri olan melekler tarafından tard ediliyor. Nasıl ki diyelim ki bir memleketin kalesi kuşatıldığında kaledekiler kuşatmaya gelenleri her türlü def etme yollarıyla, İşte Rum ateşi gibi, kaynar su gibi, daha bir takım kayalar gibi şeylerle tard ederler, kovarlar. Demek ki yukarı aleme yükselmek isteyen bir takım habis ruhlar da o alemin sakinleri tarafından tard ediliyor ve kovuluyor. Böyle bir mana tefsirlerde anlatılıyor ve Saffat suresi gibi yerlerde de ayetlerde bu konuda biraz daha bir tahşidat var. Cin suresinde yine bu konuda biraz tahşidat bulunmakta. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ cehennem, Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Yani kendilerini terbiye eden Allah'ı kabul etmeyen, inkar edenler için cehennem azabı vardır. وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ Ve o ne kötü bir akibettir, ne kötü bir varış yeridir. Yani bu insan aslında cennet için yaratılmıştır. Fakat bu insan ömür sermayesini iyi değerlendirmezse cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Böyle olunca da kendini ateşe maruz bırakmış olur. Bu ne kötü bir akibettir. İza ulgu fiha, o cehennem ehli o cehenneme bırakıldıklarında, atıldıklarında semi'u leha şehikan ve hiye tefur. Feveran halindeki cehennemin dehşetli sesini işitirler. Tabi burada cehennemin sesinin de bir azap olduğu ayette hissettiriliyor. Hani bazı kurgu bilim filmlerinde oluyor. Mesela dev var. İşte o devi yakalamak için veya devden kurtulmak için onun üzerine giden filmin kahramanları var. Dev çok uzaklardan onlara insanı ürpertecek bir sesle sesleniyor. Yani onun sesini duymak bile onun yanına giden, onunla mücadele edecek olanlara ürküntü veriyor ve korkutuyor. Burada adeta böyle bir tablo çiziliyor. Cehennemin o feryadından, çıkardığı sesten cehennem ehlinin dehşete düşmeleri, buna dikkat çekiliyor. Ve cehenneme adeta bir şahsiyet veriliyor. Cehennem feveran halinde. Yani Allah'ı inkar eden kimseler için, onları azaplandırmak için
bir öfke halinde ve onları cezalandırmaktan zevk alır bir konumda ve durumda. Tekâdü temeyyezü minel gâiz. Öyle ki cehennem gâizından, öfkesinden onlara parçalanma derecesine geliyor. Hani bir insan çok öfkelendiğinde yüzü kıpkırmızı olur, adeta parçalanacak gibidir. Cehennem de alemlerin Rabbini inkar eden o kimselere o derece bir kin ve gayz içinde adeta onları bekliyor. Gelsin onları cezalandırayım diye gözlüyor. Küllemâ ulgiye fîhe fevcun. Oraya, o cehenneme ne zaman bir grup bırakılacak olsa, sâlehum hazenetuha, o cehennemin hazinesi, orada görevli olan melekler sorarlar. Elem ye'tikum nezir. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Yani orada görevli olan melekler var. Bunlar cehennem zebanileri. Ayette bunlardan hazene şeklinde bahis var. İşte o cehennem gardiyanları cehenneme atılan kimselere sorarlar. Ya niye buraya geldiniz? Allah size akıl verdi. Niye buraya geldiniz? Buraya gelmemeniz gerekirdi. Elem ye'tikum nezir. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Cehennemi anlatan bir uyarıcı gelmedi mi? Galu bele, onlar dediler ki evet geldi. Kad ce'ene nezirun, bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebne, ama biz yalanladık. Ve kulne ma nezzelallahu min şey, ve dedik ki Allah hiçbir şey indirmedi. Yani Allah'ın indirdiği kitapları reddettik ve Allah'ın bize bildirdiği mesajlara kulak tıkadık ve dinlemedik. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz ancak apaçık bir dalalettesiniz. Yoldan çıkmış olan kimselersiniz. Bunu cehennemde görevli olan zebaniler cehenneme girenlere demiş olabilirler. Yani siz böyle demekle, peygamberleri, kitapları reddetmekle apaçık bir dalalettesiniz. Veya bu ibare, siz ancak apaçık bir dalalettesiniz ifadesi, cehenneme giden kimselerin peygamberlere söylediği söz de olabilir. Yani biraz önce geçen cümlelerinin devamı olabilir. Çünkü bunlar peygamberleri dalalet yolunda, yoldan çıkmış kimseler olarak görmekteydiler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Firavun anlatılırken, Firavun Hazreti Musa'ya diyor ki, sen inneke minel kafirin, sen kafirlerdensin diyor. Yani asıl kafir kendisi, ama Hazreti Musa'yı kafirlerden olmakla nitelendiriyor. Kendine göre haklı, çünkü kendi rububiyetini Hazreti Musa kabul etmiyor. Çünkü alemlerin Rabbini kabul ediyor. Firavun'u da alemlerin Rabbine davet ediyor. Ve galu, ve şöyle dediler, bunu söyleyenler cehenneme atılan kimseler. O cehenneme atılan kimseler görevli olan meleklere, zebanilere dediler, levkünnâ nesma'u ev nâkilu, eğer biz işitsek veya aklımızı kullanmış olsaydık, mâ künnâ fî ashâbis sa'ir, cehenneme atılanlardan, ashâbis sa'irden olmazdık. Değerli izleyenlerim, burada iki şeye dikkat çekiyorlar. Eğer biz gelen elçileri dinleseydik buraya düşmezdik. Bir başkası da, veya aklımızı kullansaydık. Bununla alakalı şöyle bir yorum yapabiliriz. İnsanlar elçilere muhatap olmuşlardır. Elçiler derken başta peygamberler, uyarıcı, ayetteki ifadeyle nezir, yani uyarıcı. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi büyük alimler, bunlar da birer uyarıcıdır. Yani peygamberimizden sonra yeni bir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir. Ama cenneti cehennemi anlatan, uyarıda bulunan insanlar daima bulunmuştur. Önceki devirlerde de muhakkak ki peygamberlerin ümmetleri içinde uyarıda bulunan, ahireti anlatan kimseler bulunmaktaydı. Böyle olunca Hazreti Adem'den ta günümüze kadar insanlar peygamberlerin irşatlarından çok da mahrum kalmamışlardır. Kur'an-ı Kerim velikülli ümmetin rasul buyuruyor. Her ümmet için bir elçi var. Velikülli kavmin had, her kavim için yol gösterici var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti Muhammed için de alim olan kimselerin İsrail oğullarının peygamberleri gibi tebliğde bulunacağını yine haber veriyor.
Bu manada ümmeti Muhammed'de de daima anlatan kimseler bulunmuş. İşte insan bu elçileri dinlese, uyarıcıları dinlese gerçekten cehenneme düşmez ve o ateşe düşmekten kurtulur. Bir başka yön ise şu, bir de aklını kullansa, yani aklını kullanmakla da bu alemi yaratan vardır, bu alemi yaratan elbette bizden bazı şeyler istemektedir, İnsan bunları az çok çıkarabilir. Ve bu konuda ayrıntılarıyla bilmese bile en azından vicdanına kulak vermek suretiyle ve iyi duygular beslemek ve yaratanı kabul etmek suretiyle o kimse cenneti kazanır, cehennemden uzak kalır. Fe'terafu bi zenbihim, böylece cehenneme atılmış olan bu kimseler böyle demekle günahlarını itiraf ettiler. Fesuhkan li ashabis sa'ir, artık o ashab-ı sa'ir, o cehennem ashabı helak olsun ve Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. İnnellezine yahşavne rabbahum bil gayb, gerçekten gıyabi bir şekilde Rablerinden korkan, ürken kimseler, lahum mağfiratun, onlar için bir mağfiret vardır, Allah'ın bağışlaması vardır ve ecrun kebir, ve çok büyük bir ecir vardır. Yani evvelinde Allah'ı kabul etmeyenlerin durumu anlatıldı. Onlar için dehşetli bir cehennem azabı var. Ama Allah'ı görmediği halde Allah'a iman eden kimseler için hem Allah'ın bir mağfireti var hem de çok büyük bir mükafatı var. Ve esirru gavlekum evicheru bihi, sözünüzü ister gizli söyleyin veya açıktan söyleyin. Yani Allah katında fark etmez. Allah içinizden geçeni de bilir. Dışarıya vurduğunuzu, söylediğinizi de bilir. İnnehu alimun bizati sudur. Gerçekten o Allah sadırlarda olanı bilendir. Yani sizin sinelerinizde ne var? İçinizden neler geçiyor? Allah içinizden geçenleri de bilendir. Peki bu nasıl olur? Hatıra gelebilir. Ayetin devamı bunu anlatıyor. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yani yaratan mülkünde neler cereyan ettiğini elbette bilir. Gözü veren gözün neler gördüğünü görür. Kulağı veren kulağın neler işittiğini bilir. Aklı veren o aklın nelere çalıştığını elbette bilir. Kalbi veren o kalpten neler geçtiğini bilir. Ve huvel latiful habir, ve o Allah latif habirdir. Buradaki latif kesifin zıttı. Yani Allah gizliliklere de nüfuz eder. Onun karşısında hiçbir şey engel değildir. Ve o habirdir. Her şeyden haberdardır. Huvellezî ceale lekumul arda zelûle, o ki, o Allah ki arzı size zelul kıldı. Yani emrinize amade kıldı. Adeta bir atın, işte bir ineğin insanın emrine verilmesi gibi yeryüzünü emrinize amade kıldı. Femşu fi menakibihe, artık onun menakibinde, yani yeryüzünün omuzlarında yürüyün. Ve kulû min rızkih, ve Allah'ın rızkından da yiyin. Menakip omuzlar anlamında. İnsanın nasıl ki omuzları yüksekte yer alıyor, dağlar, tepeler yeryüzünün omuzları durumunda. Burada İslam'ın geleceğine de adeta bir işaret var gibi. Yani bulunduğunuz coğrafyayla sınırlı kalmayın. Yeryüzünün yüksek yerlerine de çıkın. Dağları, tepeleri araştırın ve oralara da İslam'ı ulaştırın. Böyle bir mesaj da en azından işari bir mana olarak düşünülebilir. Ve insanın nasıl ki omuzları daha böyle üstte, onun gibi yeryüzünün üstünde olan dağ, tepe gibi yerlerde bile insanlar için büyük menfaatler olduğuna ayette bir işaret var. Ve ileyhin nüşur, ve dönüş Allah'adır. Yani yeryüzünde gezin, dolaşın, her tarafına gidin ama nereye giderseniz gidin, dönüş Allah'adır. Bunu da unutmayın. E'emintum men fissemâ en yahsife bikumul art. Semada olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Fe izâ hiye temûr,
bakarsınız ki o zaman arz çalkalanmaktadır. Gitmekte, gelmektedir. Burada menfis sema, semada olan, acaba semada olandan murat nedir? Yani meleklerin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Bu manada değerlendirilebilir. Çünkü Allah-u Teala meleklere böyle bir güç vermiştir. Ama menfis sema ifadesinden murat Allah-u Teala da olabilir. Peki bu Allah'a bir mekan nispet etmek anlamına gelmez mi? Yani Allah-u Teala ve huve fis sema ilah ve fil ardı ilah, semada da ilah, arzda da ilahtır. O mekanın yaratıcısıdır. Mekanla kayıtlı değildir. Buradaki fis sema ifadesi o zaman sema ulviyeti ifade eder. Çünkü sema ifadesi küllü ma aleke fehuve sema, genelde kitaplarda böyle tarif edilmiş. Yani senin üstünde olan her şey senin için semadır. Dolayısıyla buradaki sema ulviyeti ifade ediyor olabilir. Yani sizin üzerinizde olan, size hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Yani yapmaz mı zannettiniz? Yapamaz mı zannettiniz? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Allah bunu dilediğinde bakarsınız ki yeryüzü çalkalanmakta, gidip gelmektedir. Mesela bir deprem olayında bakıyorsunuz yeryüzünün belli bir bölgesi gidiyor geliyor ve pek çok insanı kendi altına alıyor. E'emintum em emintum men fissemâ en yursil aleykum hasibe. Yoksa semada olanın üzerinize taş göndermesinden emin mi oldunuz? Yani göndermez mi zannettiniz? Gönderemez mi zannettiniz? Fesetâlemûne keyfe nezîr. Benim uyarımın nasıl olduğunu o zaman bileceksiniz. Gökten taş yağar mı? Allah dilerse yağar. Yağmış mı? Mesela Lut kavmi ile alakalı Allah-u Teala femtarna aleyhim matara, biz onların üzerine taş yağdırdık buyuruyor. Yağmur gibi taş yağdırıldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah dilediğinde gökten insanların başına taş da yağar. Aslında her gün dünya semasına, atmosfere 50 bin civarında gök taşı geliyor. Yani gökten başımıza taş yağıyor. Ama Allah-u Teala ve cealine sema'e sakfa mahfuza buyurmuş. Biz semayı korunmuş bir tavan kıldık. İşte Allah-u Teala o gök taşları semaya, atmosfere geldiğinde sürtünmeden dolayı onları toz haline getiriyor ve böylece başımıza gökten taş yağmıyor. Yoksa normalde her gece dünyaya 50 bin civarında taş geliyor. Bu şekilde Allah-u Teala hem insanın aczini nazara veriyor. Yani bu insan acizdir. Allah dilediği zaman gökten taş da yağdırır veya yerin altından onlara bir deprem gelir. Yer onları içine alır. Yer onları yer. Bu şekilde Allah-u Teala hem kendi sonsuz kudretini hem de insanların sonsuz acizliğini nazara veriyor. Bizler bu ayetleri okuduğumuzda aczimizi, zaafımızı daha iyi anlıyoruz ve aczimize, zaafımıza rağmen alemlerin emrimize verilmesi, yeryüzünün bize zelul kılınması, emrimize musahhar kılınmasını hayretle görüyoruz ve bunun neticesinde de Cenab-ı Hakk'a çok daha derinden bir şükran içerisinde oluyoruz. İşte bu manada tefekkür, Kur'an ayetleriyle bu şekilde tefekkür bizi Rabbimize daha iyi yaklaştırır ve onun gadabını, azabını celbedecek şeylerden bizi uzak kılar. Cenab-ı Hak bizleri hakiki, müttaki, takva sahibi bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.